Süper Lig'de Ordu Spor, Gaziantep Spor konu geçecek. Açıkçası Ordu Spor Lig'in hem iyi futbol oynayan hem de üst sıralara tırmanmayı başaran takımlarından bir tanesi ki bunu ligin yenisi olarak yapıyorlar. Bu çok çok daha değerli. Doğru yabancı oyuncu transferleri, iyi bir destek, her zaman dolan tribünler, küçük bir stat belki ama taraftarıyla birlikte, camiası ile birlikte ki diasporası da gelişmiş bir diaspora Ordu Spor'un. Yani Ordu dışında da çok fazla destek buluyor. Gittiği her yerde taraftarı olduğunu gözlemliyorum ben. Ordu Spor açısından güzel bir sene, güzel bir başlangıç. Gaziantep Spor ise tam tersi. Yani beklentilerin çok altında kaldılar. En azından yani 9 haftalık süreçte sadece 8 puan topladılar. Ki bunların da bildiğiniz gibi Abdullah Hoca'ya kadar bunu da yapamamışlardı. Abdullah Hoca'nın takıma olumlu etkileri var. Gaziantep'te kesinlikle Muhammed Demir'den bahsetmek lazım. Genç yaşına rağmen goller attı, goller attırdı ve her şeyden önce hani yani kendisine güvenen herkesi kendisinden çok büyük beklentiler vardı. Bursa'nın altyapısındayken birçok milli takım kategorisinde oynamıştı ve kaptanlık da yapmıştı. Abdullah Hoca'nın zaten bildiğim kadarıyla yanlış hatırlamıyorsam öğrencilerinden bir tanesiydi. Ve bütün bu beklentileri olumlu anlamda karşıladı ve Cenk Tosun'un formsuzluğundan bir fırsat doğdu ona. O fırsatı da çok iyi değerlendirdi. Ona buradan dikkat çekmek gerektiğini düşünüyorum. Ordu Spor cephesinde ise bu maçta çok önemli bence eksikler var. Şimdi ben Ordu Spor'da hani en fazla özellikle topu oyuna sokmada eksik buluyorum ben Ordu Spor'un savunmasını ve burada genelde hep orta sahaya bir yük biniyor oyunun kurulmasında. Hani ne Sedat ne de Yalçın bu özellikle oyuncular defans oyuncuları değiller. Süper Lig'de belli bir aşamaya gelmiş. Hatta yani büyük takım da görmüş oyuncular. Ama bu oyunculardan bir tanesi Yalçın öyle. Ama buna rağmen ben onların tam anlamıyla Ordu Spor'un kurduğu iyi kadronun iyi oyuncular olduğunu düşünmüyorum. Önemli oyuncular ama hani onu yukarıya taşıyan oyuncular değiller. Bu iki oyuncudan da eksik şimdi Ordu Spor. Bu belki de ilk defa defans dörtlüsünde önemli bir değişiklik demek. Metin Hoca'nın biraz elini güçsüzleştiriyor ki dediğim gibi Antep'in etkili oyuncuları var, hücum oyuncuları var. Yeni defans her zaman risklidir ama bunun hafta içinde mutlaka önlemlerini alacaktır Ordu Spor. Ben bu maçta Tarabbaşı'ndan uzak durmanızı tavsiye edeceğim. Bence güzel bir maç izleriz. Ordu Spor da kendisi aslında tutkulu oynayacak, istekli oynayacak açıkçası. Antep'te bu oyuna hücum oyuncularıyla özellikle formda hücum oyuncularıyla karşılık verecektir. O yüzden ben bu maçın üste taşınacağını düşünüyorum. İlk daha önceki insanlara da tavsiyem Ordu Spor Antep maçında bir üst tercihi.